سلام دوستان، حالتون چطوره؟ اسم من کیوان هستش و خوش اومدید به ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخواییم با همدیگه صحبتهای شخصی به اسم احمد هولسی که در مورد طریقه شکل‌گیری رابطه بین جن و انسان صحبت کردن رو بشنویم. دوستان، این شخص یه محقق، یه نویسنده هستش که توی کنفرانس ها سخنرانی میکنه. این صحبتاشو من شنیدم، دیدم خیلی جالبه، گفتم توی کانال بذارم تو با هم دیگه بشنویم. فقط قبل از اینکه بخوام این صحبت ها رو بشنویم، یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش حتما حتما فعال کنین. حالا بدون معطلی بریم سر وقت ویدیو. خب دوستان، ما هم دیگه ویدیو رو نگاه میکنیم. زحمت زیرنویس ویدیو رو بردیه عزیز کشیده. اگه جایی از زیرنویس مشخص نبود من صحبت میکنم، ولی فکر نکنم نیاز به صحبت من باشه. İyi akşamlar dostlarım. Sizlerden bir hayli sualler geliyor. Bunlardan bir tanesi de geçenlerde konuştuğumuz cinler konusu. Herkesin merak ettiği bir husus var. İnsanlarla cinlerin cinsel ilişkisi oluyor mu, nasıl oluyor? Yani bir kadının bir cin erkeğiyle ilişkisi veya bir erkeğin bir cin kadınla olan ilişkisi nasıl olur? Yani bu olay nasıl olup biten bir olaydır? Bilebildiğim kadarıyla anlatmaya çalışayım. Şimdi cinlerle insanın iletişimi, cin denilen mikrodalga bedenli varlığın insan beynine belli impulslar yollaması suretiyle olur. Biz öldüğümüz zaman şu madde bedeni terk edeceğiz. Mikrodalga beden, ruh beden boyutuna geçeceğiz. Ruh bedenle yaşayacağız. Şu anda cinler zaten o ruh bedenle yaşıyor. Yani onların bedenleri bizim ikinci aşamada geçeceğimiz beden türü, beden yapısı. Mikrodalga bedenler. Nasıl ki bizim beyinlerimiz belli dalgalar yayıyorsa, aynı şekilde cinlerin beyinleri de dalga yayıyor. Ve cinler birbirleriyle bizimki gibi sesle konuşmuyorlar. Beyin dalgalarıyla konuşuyorlar. Ama diyeceksiniz ki onların beyni böyle biyolojik, hücresel bir beyin kütlesi değil. Değil. Biz öldükten sonra o ruhlar alemi dediğimiz mikrodalga beden boyutunda, yani berzah aleminde yaşadığımız zaman nasıl birbirimizle karşılaştığımızda beyin dalgaları dediğimiz, yani mikrodalga bedendeki mikrodalga beyin dalgalarıyla iletişim kuruyorsak, ki bunun basit misalini de şu anda dünyadan vereyim. Telepatik görüşme diye bir olay var. Bu bir kişinin beyninden çıkan dalgaların karşıdaki beyin tarafından deşifre edilerek değerlendirilmesi olayı. Aynı şekilde işte öldükten sonra bizler eğer berzahta yaşama durumundaysak, yani kabir aleminden çıkıp serbestçe berzahta dolaşır, gezer, birbirleriyle görüşebilirler arasındaysak, birbirimizle karşılaştığımızda bu dalgalarla görüşeceğiz. Sesli bir biçimde değil, konuşma sesiyle değil. İşte aynı şekilde cinler de birbiriyle bu beyin dalgalarıyla görüşürler. Bunun gibi insanların da beynine belli dalgalar, belli impulslar yollarlar. Bu impulslar beyin tarafından, insan beyni tarafından çözülür. Hangi konuyla ilgili olarak cin tarafından o beyin dalgaları yollanırsa o kişinin beynine, o kişi o konuyla ilgili olarak o olayı alıp değerlendirir. Cinlerin bizim bildiğimiz gibi bir maddi bedenleri yoktur. Bu ilişki olayında bir tür hayal görme, rüya görme gibi bir olay söz konusudur. Diyelim ki o erkek cin kadın cin üzerine tasallut ediyor. Şimdi bu sırada cin o kadının beynine belli impulslar yollayarak onun seks duygularını harekete getiriyor. Ve onda bu seks duygularının harekete geçmesi sonucunda belli bir tatmin oluşuyor. İşte bu olayda cinin maddi manada bir bedeni söz konusu olmuyor. Yani cin maddeleşerek iki maddenin birbiriyle birleşmesi söz konusu değil. Tamamen cinin beyin dalgaları göndermesi,
oluşturması olayı. Bilmiyorum bu hususu izah edebildim mi? Aynı şekilde cin kadın olabiliyor, insan erkek olabiliyor. Yani mesela bazı cin kadınları da insan olan erkeklere aşık oluyor, seviyor. Ve bu defa onun başkasıyla evlenmesine, beraberlik etmesine de müsaade etmiyor. Kıskanıyor, evde bir takım problemler çıkartıyor, olmadık şeyler yapıyor. Bazen eşyaları ortaya atıyor, bazen ufak tefek yakmalar meydana getiriyor. Bazı kadınlara zarar veriyor. Bunlar esasında çok büyük boyutlarda olan olaylar. Fakat daha evvel de söylediğim gibi, biz bunlarla alay edip hor hakir gördüğümüz için bu insanları, bunlar ortaya çıkmıyor. Eğer herkes kendi başına gelenleri açık ve net bir biçimde ortaya koysa, anlatsa, inanın olayların boyutu vahamet kazanacak. Ama dediğim gibi bunlardan korunma yolları da var. Yani biz bunlardan tamamen korunaksız değiliz. Allah'a şükür ki Kur'an bize bunlardan korunma yollarını da öğretmiş. Nasıl öğretmiş? Biz belirli bir ayeti, Kur'an'dan belirli ayetleri diyelim ki 100 defa, 200 defa. آیای مشخص دیگه میدونی مثلا میگه آیت الکرسی رو میگه، سوره ناس رو میگه، سوره فلق رو میگه، میگه این آیه های مشخص، این آیه های مشخص بهمون گفته شده، علمامون گفتن، اینا رو انتخاب میکنیم 100 بار 200 بار اون چیزی که اونا میگن انجام بدیم، میخونیم بعد ببینیم چی میشه. 300 دفعه okuyoruz. Biz beynimizde bu ayetleri okuduğumuz zaman beyin bu ayetlerin frekansında bir dalga yayıyor. Beynin yaydığı bu dalga kişinin çevresinde cinin etkisine karşı bir koruyucu kalkan, bir manyetik kalkan oluşturuyor. Ve böylece cin o kişiye ulaşamıyor, o kişiye impuls yollayamıyor. Bırakın impuls yollamayı, bu bahsettiğim Kur'an'daki 3 ayet öylesine tesirli ki çevrenizdeki o cinleri uzaklaştırmak olayını meydana getiriyor. Yani onları def ediyorsunuz. Çünkü gitmedikleri takdirde onları tahrip ediyor, yakıyor. Cinin yakılması denen olay da budur işte. Güçlü beyinler yaydıkları dalgalarla onları yakabilirler. İnsan beyninde bu güç de var. Ama maalesef biz kendimizdeki bu güçten haberdar değiliz. Hani cinlerden bahsederken konudan konuya atlıyoruz. Biraz da atlayalım hep. Aynı tempo gidecek değiliz ya, kurşun dökerler. Kurşun dökme nedir? Sizin görmüşseniz veya duymuşsanız bir yere oturursunuz, üstünüze kalın bir kilim koyarlar. Üstünüze o kızgın kurşun gelmesin diye kurşunu da bir cezvede eritirler. Bir tasın içine dökerler cezveden. Cezveden bu tepenize en yakın noktaya kadar eriyik haldeki kurşun dökülür. Ondan sonra rahatladım dersiniz. Birçokları rahatlar da gerçekten. Nedir olay? Vücutta birikmiş olan, tepede başta birikmiş olan yoğun statik elektriği o eriyik haldeki kurşun çeker alır, boşaltır. Sizden bir elektrik boşalımı meydana gelir ve bunun neticesinde de rahatlamış olursunuz. Yani bu olayların hepsinin dayandığı belli bir sistem, belli bir teknik, belli bir mekanizma var. İş ki biz bu olayların iç yüzünü araştıralım, üzerinde duralım, nedir, ne değildir, bunu fark etmeye çalışalım. Yoksa olayı cefel kalem silip atıp hadi canım böyle şeyler olmaz demek, bizi bu işlerin gerçeğini anlamaktan mahrum bırakır, kendi kendimize etmiş oluruz. Bırakın havadan konuşmaları bir yana da, gelin şu işi detaylı bir şekilde araştırıp inceleyelim ve olayın sırlarını çözmeye çalışalım. Hoşça kalın efendim. İyi akşamlar. خب دوستان با هم دیگه ویدیو رو نگاه کردیم، یادتون نره نظرات خودتون رو در مورد صحبت‌های ایشون برای من بنویسین. همونطور که بهتون گفته بودم دوستان، توی این کانال اول قراره ویدیو با موضوعهای مختلف براتون بسازم. فقط یه مقدار کار دارم، کارامو انجام بدم، شروع میکنم اون ویدیو رو براتون میسازم. توی کانال دوم قرار بود که استاد علوم غریبه واقعی بهتون معرفی کردم، معرفی کردیم، حاج باقر ساعدی. قسمت اول صحبت هاشو توی اون کانال دوم گذاشتم، صحبت های استاد کاوه هست،
ویدیوهای جستجو قراره توی کانال دوم بذارم. خواهشن کانال دوم رو توی یوتیوب سرچ کنین، میاد کیوان ساتورن که بنویسین میاد. سابسکرایب کنین، ویدیوهاشو نگاه کنین. توی این کانال هم ویدیو با موضوعهای مختلف براتون میسازم. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت و پیروز باشین. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون.